Evet, Sinop mantımızı yiyelim, sakinleşelim, yoğurt. Ama sarımsaklı mı sarımsak, ben hanımefendiye soracağım, ev sahibimize. Vallahi bir ye önce yani. Yemek zorundasın zaten. Hemen ben salatayı getiriyorum. Şey, bağlı bir şey soracaktım. Sarımsaklı mı sarımsaklı? Sarımsaklı. Neden sormadınız? Hangi neden sormadım? Çünkü Samet Bey zaten ilk yarıştığı gün sarımsaklı ekmek sundu zaten bize buna. Mantı dedin zaten sarımsaklı dedin. Hepsi yiyor. Evet. Hiçbir sarımsaklı Aynur Hanım. Tabii ki de sormayacağım. Ama o ekmek sarımsaklı ekmek ya, zaten içeriğinde ama o var. Ama zaten mantı dediğin sarımsaklı yenir. Her tercih mi sizde? Sarımsaksız yapsam sarımsaksız yapar. Her tercih mi sizde? Gittiğiniz her mantıcı sorar tercihiniz nasıl diye. Ben bu şekilde sundum. Mesela bir yere gittiğinizde mantı istediğinizde soruyorlar ya, sarımsaklı mı istersiniz sarımsaksız diye. Vallahi Sinop'ta bizim orada sormuyorlar. Nasıl sormuyorlar? Ama orası Sinop. Sinop'ta yedim diyor mantıyı da. Ben geçen sene yedim ya. Yok, bu arada ben severim. Yoğurta çok ekşi. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sinop'ta üçgen yapıyorlar, bu üçgen değil. O zaman açalım. Arka kameranı açsın. Orada kulak aşı Sinop mantısı. Ama orada kulak aşı çıkarsa Murat. Kulak aşı yazmamışsın ki. Kulak aşı yazmadı. Sinop mantısı kulak aşı demek zaten bizim orada. Üçgen kulak aşı yapılır. Tamam, doğru. Ben Sinoplu değilim. Siz Sinoplusunuz çünkü, o yüzden. Arkadaşlar, evet, ben doğru. De Sinop mantı yedim daha önce. Bu şekilde kulak şeklinde de yapılır. Tamam. Bana İlla kulak üçgen olacak diye bir kural yok. Kulak aşı yazmasa da olur. Üçgen yazmasa da olur. Yazsaydı. Sinop mantı mı Sinop mantı? Çok sinirlendim gerçekten. Siz göreceksiniz ya bugün. O Aynur gidecek kızım karşınızdan. Hepinizin gidecek. Tabak seçimi yanlış. Her tarafı da dağıtmış. Desek de şimdi desem bana bağıracak. Sen deme. Sen bize söyle. Sen bana söyle, ben de söylerim. Tamam. Disgrafik olacağım bilsem dahil. Yarın seni yedim Hanife. Gerçekten yedim. Benden korkuyorum sana, tek kelime. Hiçbir şey demiyorum sana. Yarın herkes görecek gerçek Aynur'u. Ben onu yarın komple tıstıracak mıyım? Tırsacak mı, tırsmayacak mı görecek o zaten yani. İnanın o kadar anlamıyorsunuz ki sofra adabından. Dün eleştirmeye bile tenezzül etmedim. Ya Samet, arkadaşlar, ezberleyip ezberleyip geliyorsun yok. Sen de ya, canım sıkma. Ezberleye ezberleri değil. Beni şimdi şey yapma, birincilik elden gitti. Bak, helal hoş olsun. Ben, tamam mı? Birincilik... Sanki her şey bitmiş gibi. Hayır, hayır. Zuhal'in puanları var ve sizin gününüz yok, mesela yani. Örnek dur bir dinleyelim Murat'ı onun bakayım. Kendisi için bitmiş, tamam mı? Tamam. Allah yukarıda iyiydi. Ben de söyledim, dile getirdim bunu zaten. Basit ama güzeldi, zevk aldım yerken. Misafirperverliğiniz de 10 numaraydı. Ya şimdi gitmiş, işte en çok puan sende ya. Ben şunu şöyle yaptım, evet. Ben bunu... Oynama. Oynamıyorum. Oynuyorsun. Ben kendimi tamamen kendim gibi davranıyorum. Sen kendin gibi ezberlemişsin şey geceden notlarını, evet, almışsın, hiç, gelmişsin hiç buraya. Hiç öyle bir şey yapmadım. Yani sizinle aynı görüşte olacağımı hiç aklıma gelmezdi ama doğru hiç öyle bir şey yapmadım. Ya ben seni sevmiyorum, yanlış anlama. Ben de ama sevmiyorum. Yanındayım. Vallahi yani. Sevmiyorum ama evet. Hakkın yanında hak var, hakkın yanında adalet. Bir de mantığa bakın. Banu'nun birinci olmasını istiyor. Banu'nun da bunu çok saçma buluyorum onu. Yani. Ama öyle. Ben lezzet yarışması burası ya. Evet, o şekilde verdiysen vermeseydin. Ama o zaman vermeseydin yani. Tam lezzet diyorsan gitmedin diyorsun. Kabul etmiyorum. Lezzetli geri dönemiyoruz. Hep tak şey. Dün ki mevsim salata, bugün kız salatası olmuş. Evet. Efendim, esnaf noktasında neyi verecektim ben harem güvecinin yanına? Hayır. Aynı salata değil mi bu? Evet, ben çünkü Banu'nun'la anlaştım, aynı salata yapıyoruz o yüzden. İsimler değişmiş. Dünden kalan olmasın? Yok yok, şey dünden demedim. Kaldı. Ben salatalığın malzemelerimi unuttum. Bana verdi Banu'nun, evet, ben bunu yaptım. Evet, ben Aynur Hanım'a kıyafet gönderiyorum. Vallahi ondan komşular gelip kapıyı çalacaklar, ne oluyor yukarıda diye. Herkes görecek birazdan gerçek Aynur'un yüzünü. Bir saniye, kimse kimseyi sevmek zorunda değil tabii de. Kesinlikle. Keşke açıkçanı böyle yekten de söylemeseydi. Seni sevmiyorum diye. Ben ama de sevmedim, ben de hoşlanmadım efendim. Hoşlanmak zorunda değiliz. Hayır, tabii yani. Ki değilsiniz. Arkadaş görüşmesi paylaşmanıza da gerek benim görüşebileceğim bir karakter değil. Hırslı insanları severim. Bak, hırs çok güzeldi, çok küçüksün, çok gençsin. Azimle karıştırma ama hırsı. Evet. Azim başka, evet, bir şey, hırs başka bir şey. Kesinlikle çok yanlış oynadı. Çok kim yanlış oynadı. Kim? Kendi karakterin böyleyse çok yanlışsın, daha 24 benim, yaşındasın. Beni herkes tanıyor çok, karakterim. Ben kim anlamadım. Nasıl beni herkes yani? Tanıyor. Beni kim herkes tanıyor sizi? Yani. Kesinlikle ezbersiniz. Reçete ezbersiniz. Nasıl reçete ezber? 2 yıllık eğitimde ne öğrendiniz? Ben ezberim. 2 yıllık eğitimde ben çok ünlü şeflerle çalıştım. Ve piyasada da bir adımız var Allah'a şükür. Yani öyle senin mi? Senin var. İnsanlar ben bilgisayar programcısıyım. Bak şimdi dinle beni. Ben bilgisayar programcısıyım. Dinlemiyor ki bu Hanife. Sakin çünkü sakin. Ben ya bir şey söyleyeceğim. Söyle. 3-4 günden beri görüyorsunuz. Ben hiç iki kişi konuşurken araya giriyor muyum? Girmedin. Ya da bağırıyor muyum? Hayır, bağırmıyorum. Gayet nazik konuşuyorum. Hepsi bağırıyor. Bir dinle beni ya. Yeter. Sen kendini bağır. Bitirdin. Bütün Türkiye, bütün dünya izliyor bu programı. Sen kendini, geleceğini bitirdin. Geleceğini mi? Evet. Böyle bu kadar büyük cümleler kurmayın ama arkadaşlar. Ama öyle. Murat Bey ile Banu Hanım bugün çok kavga ettiler, tartıştılar ama
Bence Banu Hanım biraz abartıyor. Çok naif davranıyor masada. Ben o yüzden onu hiç takdir etmiyorum bu düşüncesi. Burası bir yarışma masası. O yüzden herkes yarışmaya geldiğimiz için yarışmalıyız, savaşmalıyız. Ama o hep böyle yok ben adaletliyim, yok böyle ben böyle söyleyemem, ben böyle yapamam. Çünkü puanları aldı ya o kadar rahat ki. Böyle kendini salmış, rahat rahat konuşuyor. Konuşacak başka bir şeysi yok ya. Murat öyle takılıyor işte. Ben yarını gerçekten çok merak ediyorum. Ama hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Hırslarına yenik düşecek bir yarışmacımız. O yüzden ondan korkmuyorum. Konuşuyor sadece. Kendini anlatıyor işte. Peki. Evet. Dur Hanife senle başlamayalım. Evet. Yok. Senle başlayalım. Samet seninle başlayalım. Doğru mu Samet? Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Mantı genel olarak bana tuzsuz geldi bir miktar. Mantıya da sonradan tuz eklenmez aslında. Doğru. Tuz dengesinin biraz altında. Onun sertliği dışında, falan nasıl? Sertliği pişmesi gayet iyi diye düşünüyorum. Böyle çünkü. Tabaklamanız yanlış. Biraz daha çukur bir tabakta, biraz da suyundan ekleyerek servis etmenizi tercih ederdim. Sanki böyle çukur bir tabak daha iyi olurdu mantı ya. Zuhal Hanım şimdi hani diyeceksiniz ki hani sen dediğin doğru mu diyeceksiniz ama gerçekten. Olabilir. Hani biz yani kendimizi yaptığımız zaman hani böyle ceviz, yoğurtlar yapıyoruz. Hani Sinop'ta da ben hani gittim dedi bu şekilde diyorsun. Ha düz tabağa koyuyor. Gerçekten yanlış anlamıyorum. Tamam peki. Şimdi suyunu koysam diyeceksiniz cevizi hani niye suyun içine koydunuz? Hani yok ceviz üzerinde sulanmazdı. Dibine çok çok az yarım kepçe bir suyunu ama ben şimdi ilk ben bunu hemen şokladım onu hemen boşalttım aslında suyu vardır altta. Ama şöyle de söyleyeyim mantı kaynar yenmesi gereken bir yemek. Yani bayağı sıcak sıcak dumanı üstünde tüterek gelmesi lazım. Suyunu da ekleseydiniz bu sefer de daha tatsız bir şey olacaktı. Doğrudur saygı duyuyorum. Salatanız normal mevsim salata. Teşekkür ederim. Özel pek bir şey yok. Ama tuzu limonu yerinde. Geçildi onu. Tekrar, evet kış salatası. Yani, daha yoğun olmalı. Dün ne bugün arasındaki farkı bulalım. Nar olabilir. Tamam işte benimki mevsim. Sen söyle kış salatası ile mevsim salatası aynı. Arasındaki fark ne oldu yani Murat? Bu kış salatası değil bence. Çünkü örnek vereyim bir kış sebzeleri mesela nar olabilirdi, pancar olabilirdi. Biraz daha yoğun. Evet. Pancar hani var nasıl, zaten. Brokoli falan olabilir. Evet. Örnek biraz sebze. Bal kabağı çorbası nasıl bir kış çorbasıysa herkes bunu böyle yazın kimse yapmıyor. Turp kullanabilir. Şimdi bahar salatası da çok farklıdır ya mevsim salatası. Ya, kış salatası deyince farklı bir şeyler. Bir mevsimde, mevsim miydi? Mevsimde. Sizin, ben beğendim salatayı. Yok güzel. Afiyet olsun. Şey, onun salatasını. Senin salatan kış salatası. Ben de böyle biraz daha yoğun bir şey beklerdim ama çıkmadı. Evet. Teşekkür ederim. Mantıyı da yorumlayayım bari. Mantının bak bazıları açılmış. Güzel kapatamamışsın. Hayır, kapattım ince açtım. Ben anlamadım. Ama şey açılmış. Bak. Tamam. Hep çıkmış. Ben porsiyon atayım. Çok büyük. Örnek veriyorum ben bunu şimdi ağzıma sürdüm. Kaldı hepsi bak çöpe gidecek. Çöpe gitmez. Hayır köy köpekler, kediler var. Biz barınaklara, hayvanlara bırakıyoruz. Çok yakalsın. Fazla porsiyon neyse siz duyarlı vatandaş. Şimdi ana yemekte ben bunu az koymuş olsaydım. Sadece ikiniz ki az koymuşsun. Evet diğer derdik. Bu sadece bir şey ödeyecek. Ben az koymuşsun. Derdik çünkü mantı az koyulmaz. Bak insan olan her zaman bunu diyecek. Ana yemek olarak sunuyorsanız az koyamazsınız. Bu kadar da koyulmaz mantı. Tam. Hayır evet. Tabaklaması yanlış. Bu kadar porsiyon olur güzeldi. Bu kadarı hangi insan yiyecek ya? Hadi bitirsen. Ben yerim. Mantı yiyeceksek ama beğenmedim. Bitir 10 puan vereceksin. Neye vereceksin? Nasıl yiyeyim? Nasıl yiyeyim şu an? Aynur'a vereceksin. Evet, Allah aşkına bitir Aynur'a o zaman. İstemiyorum ben kesin. Garip bir bağlantı ama. Ama tamam da. Ay istemiyormuş. Gerçekten istemiyorum. Allah Allah. Evet sen nasıl buldun Banu?